Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekkeli bir mümindi. İslam'la şereflenmişti. Ama bunun bedeli olurdu. Hem de ağır bir bedel olurdu. Önce toplum baskısına uğruyordu. En yakınları daha ağır baskı altına alıyorlardı. Ebu Basir aç kalıyordu, susuz kalıyordu. Ama kalbinde bir halavet vardı, bir güzellik vardı, bir huzur vardı. O İslam'la şereflenmişti. Asıl o zaman varoluş nedenini yakalamıştı. Asıl o zaman kalbinde inşirahlar hissetmişti. Asıl o zaman hayatın anlamına ulaşmıştı. Toplumun baskısı, yakınlarının baskısı onun bedenini yorgun düşürüyordu, bitap düşürüyordu ama kalbine ne yapabilirlerdi? Gönül ferman dinler miydi? Sonra işkence ediyorlardı, ağır işkencelere uğruyordu. İslam'dan uzaklaşmasını, İslam'ı terk etmesini istiyorlardı. Ebu Basir ise onlara hayret ediyordu. Onlar ne yaptıklarının farkında bile değillerdi. Ebu Basir Rahman-ı Rahim'i bırakacaktı da zavallı putlara gönül verecekti, kalbini verecekti. Hiçbir hareketi olmayan donuk taşlar insana ne söylesinler, ne söyleyebilirler? Ne kadar içi yanıyordu Ebu Basir'in. Dün kendisi de bu taşlara, tunçlara kalbini vermişti. Onların etkin olduklarını sanıyordu. Ama şimdi insanın bu denli düşüş içre olduğuna içi yanıyor ve hala putlara kalplerini verenlere hayret ediyordu. İnsan Rahman-ı Rahim'ini bulamazsa kendi elleriyle putlar yapıyor, sonra da kendi elleriyle yaptığı bu putlara tapıyordu. Kendinden aciz varlığı daha etkin bir varlık diye bir garabete düşüyordu. İnsan varoluş sırrına ulaşınca zavallı aciz ve fani varlıklara kalbini verebilir miydi? O kalbinin sahibini bulmuştu. O mülkün sahibini bulmuştu. Ayette öyleydi. Kuşkusuz benim namazım, bütün yapıp ettiklerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İlah özelliği taşıyan hiçbir varlık yoktur. Ve onun bu nedenle eşi, benzeri ve ortağı yoktur buyuruluyor. Ebu Basir zincirlere bağlıydı. Kaçamasın diye zincirlere bağlamışlardı. Onu mahkum etmişlerdi. Onu esir konumuna düşürmüşlerdi. Öyle sanıyorlardı. Oysa asıl özgür olan Ebu Basir'di. O asil özgürlüğe kavuşmuştu. O asıl özgürlüğe ulaşmıştı. Özgürlük ne demekti? İnsan hakikatte nasıl özgür olurdu? Özgürlük ancak özgür olanlar için söz konusuydu. Özgür olmayanların, özünde gürlük, özünde inşirah olmayanların, özü boşlukta olanların özgür olası nasıl mümkün olurdu? Putlara kendini mahkum edenler, kullara kendini mahkum edenler, bir kulun adımlarını, izlerini takip edenler, hayatını bir insana bağlamak şeklinde algılayanlar nasıl özgür olabileceklerdi? Kula kulluk yapanlar nasıl özgür olsunlardı? Eşyaya, maddeye, makama kalbini rapt edenlerin özleri gür olabilir miydi? Ebu Basir zincirlerle bağlıydı. Ama kalbi Rabbani iklimdeydi. Rabbini içinde duyuyordu.
Rahman-ı Rahim ile için için içli içli konuşuyordu. Asıl esaret kalbin zincirlere vurulmuş olmasındaydı. Özgürlükten mahrum olmaktı. Kalplerde olan neydi? Kalp kime bağlanmıştı? Kimlere bağlanmıştı? Zavallı varlıklara bağlananlar kendi elleriyle kendi kalplerini zincirlere bağlayanlardı. Ebu Basir sevgiliye giden yolları gözlüyordu. Bir yol buluyor, Mekke'den kaçıyor ve sevgilinin kentine geliyordu. Allah'ın Resulü'nün şehrine geliyordu, Medine'ye geliyordu. Ama bir anlaşma vardı, Hudeybiye anlaşması vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'i bağrına basıyordu. Hasret hasret bir vuslat oluyordu. Ama Ebu Basir Medine'de kalamazdı. Anlaşma öyleydi. Ebu Basir için çetin bir durum vardı. Sevgiliden ayrılmak en çetin, en zor şeydi. Ama yapacak başka bir şey de yoktu. Kalbi sevgilide kalıyor, ayaklar Mekke'ye doğru yürüyordu. İs Vadisi'ne varıyordu. Oraya yerleşiyordu. Sonra bir bir müminler Ebu Basir'in çevresinde oluşuyorlardı. Bir kuvvet oluyorlardı. İs Vadisi Mekke-Şam ticaret yolu üzerindeydi. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarına geçit vermiyorlardı. Kendilerine işkenceler eden Mekkelilere yol vermiyorlardı. Kervanlarını vuruyorlardı. Mekke liderleri Peygamber Efendimiz'e mektup gönderiyorlar. Mektuplarında Hudeybiye anlaşmasının bir maddesini iptal ettiklerini bildiriyorlardı. O madde Mekkelilerden biri Medine'ye sığınmak ister de Medine'ye gelirse o tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu maddeyi iptal ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e mektup gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektubunda Ebu Basir'e gel, Medine'ye gel diyordu. Ebu Basir için vuslat, kavuşmak ufuklarda gözüküyordu. Yollara düşebilseydi, sevgiliye ulaşabilseydi, gül yüzünü seyredebilseydi, manalar dolu kelamlarını dinleyebilseydi, peygamber iklimini terennüm edebilseydi. Kalbinin derinliklerinden bir ah yükseliyordu. Ah vuslat diyordu. Mektubunu tekrar tekrar okuyordu sevgilinin. Yüzüne sürüyordu. Gözleri yağmur misaliydi. Ama Ebu Basir ağır hastaydı. Takati yoktu. Yürümeye mecali yoktu. Çevresinde asil arkadaşları melul mahzundu. Bu güzel mümin gidiyordu. Bu yiğit mümin ebedi aleme gidiyordu. Bir çığır açmış Müslüman dünyaya veda ediyordu. Belli ki vuslat mümkün değildi. Allah'ın Resulüne vuslat gözükmüyordu. Ama asıl olan bu alem değildi ki. Burası çok kısaydı. Bugün buradaydık, yarın asıl hayata geçiyorduk, sonsuz aleme yürüyorduk. Asıl vuslatsa oradaydı. Asıl beraberlik orada olacaktı. Orada firak yoktu. Orada ayrılık yoktu. Orada hüzün yoktu. Ne kadar muhteşemdi. Müminin ta can evine düşen bir rahmet damlasıydı. Bir gün sevgili, Allah'ın Resulü ümmetine sesleniyordu. Başınıza büyük dertler, musibetler geldiğinde benim yokluğumu hatırlayın buyuruyordu. En büyük sevgili olmadıktan sonra bu dünyanın musibetleri ne ki? Onun yokluğundan daha derin bir yara olabilir miydi? Uhud Savaşı'ydı. Sümeyra Hatun Peygamber Efendimizin şehit olduğu şayasını duymuştu. Ekmek yapıyordu. Fırının başında ekmek yapıyordu. Yerinden bir ok gibi fırlamıştı. Asıl fırın
şimdi onun içinde yanıyordu. Süratle Uhud'a koşuyordu. Develer üzerinde şehitler getiriliyordu. Sümeyra Hatun ulaştığı her insana "Resulullah nerede? Resulullah ne halde?" diye soruyordu. Şehitler develer üzerinde getiriliyordu. "Ey Sümeyra," diyorlardı, "şu devenin üzerindeki şehit oğlundur. Şu da kocandır," diyorlardı. O ise "Resulullah nerede? Resulullah ne halde?" diyordu. Sümeyra Hatun, "Şu devenin üzerindeki şehit babandır, şu da amcandır," diyorlardı. Sümeyra Hatunsa koşuyordu, bütün varlığıyla soruyordu, "Resulullah nerede? Resulullah'a bir şey oldu mu?" Ve Sümeyra Hatun Peygamber Efendimiz'i görüyordu, sağ salimdi. Sümeyra Hatun, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen sağ olduktan sonra dünyanın bütün musibetleri benim için küçüktür," diyordu. O yoksa en büyük musibetin içine düşmüşüz demekti. Onun yokluğundan daha büyük mahrumiyet olabilir miydi? Onun yokluğundan daha büyük acı olabilir miydi? Büyük şair Akif'in Necid Çöllerinden Medine'ye isimli şiirinde peygamber sevgisini dile getiren bir bölüm vardı. Ta Sudan'dan Medine yollarına düşen asil bir müminden söz ediyordu. Peygamber Efendimiz'e dair derin bir muhabbeti dillendiriyordu. "Ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Tertemiz makamına can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Dayan dediler hangi bir zamana kadar? Tahammül bitmez değil ki, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev bark ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben Sudan diyarını geçtim. 3 ay Mekke deyip çölleri çiğnedim. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem bağlandığı günden beri İradene senin, haram oldu bana yollarda durmak bir an için. Yaratılmış bütün varlıklarla sohbet ettim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık acına katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek sana gelen yüreklere acı mı, merhamet mi gerek? Demir örtünü kaldır tertemiz mezarından, bu hasta ruhumu ayırma artık toprağından. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah. Ne gördüm? Ah, serilmiş zemine Sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Dışarıya çıkarılıp yıkanınca, giydirilince kefeni, baki mezarlığa gömüldü şehidin vücudu. Fakat ölümsüz ruhu harem-i şerifte durdu. Ebu Basir derin bir özlemle gözlerini yumuyordu. Asıl hayat ahiretti. Asıl vuslat ebedi alemdeydi. Ebu Basir'in arkadaşları bu yiğit mümini yıkıyor, kefenliyor ve cenaze namazını kılıyordu ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün öyle buyuruyordu: "Ebu Basir
Mekke'ye götürülürken öyle hitap ediyordu. Keşke yanında başkaları da olsaydı buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Zat-ı Kerim duyuyordu. Sevgili Resulünün temennisine cevap veriyordu. Kısa zamanda Ebu Basir'in çevresi yiğit müminlerle doluyordu. 300 mümin çevresine oluşuyordu. Müminler için bir çıkış yolu oluyordu. Müminler sahili selamet oluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.